azim mükafatını düşünerek, rıza ilahi düşünerek, Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü düşünerek, itiraz etmeyerek, şikayet etmeyerek, ondan gelene razı olarak, kulluğunu bilerek, acizlik ve fakirlik dairesinde kemal-i sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine, maddi kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle, yani Cenab-ı Hak'la olan zikir ve fikir o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi hususi istirahati için değil, kendi rahatı için değil, kendi selameti için değil, Rabbi ile olan irtibatının kesilmemesi için, belki ubudiyeti ilahiye için, Ya Rab zarar bana dokundu, asıl şimdi bana zarar dokundu, eğer ben seni zikredemezsem, eğer ben seni bilemezsem, marifeti ilahiyenin mahalli olan kalp ve zikri ilahiyenin mahalli olan lisanım sükut ederse, işte asıl zarar bana o zaman dokunmuştur. Zarar bana dokundu. Asıl zarar dine, yani kulun Rabbi ile olan irtibatına gelen zarardır. Zarar bana dokundu, lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor. Seni kalbimde duyamıyorum. Seninle olan irtibatım kesiliyor, azalıyor. Ben bu dersi hep kendime bakan cihetiyle idrak etmeye çalışıyorum. O yüzden kelimeler bazen böyle çıkabilir. Aslında ders nefsedir. Hz. Eyüp aleyhisselam ise burada Efendimiz aleyhisselatü vesselamla beraber imamdır. Onların o gördükleri o hakikatlerden benim almam gereken derslere benim bakmam lazım. Onlar ise sadece bana onları gösteren birer güneştir. Allah o güneşlerden istifade etmeyi nasip etsin inşallah diye münacat edip Cenab-ı Hak da o halis, safi ve garazsız ve sadece lillah, Allah için olan o münacatı, hastalık vazifesini bitirip de rıza ilahiye mahzar olduktan sonra gayet harika bir surette kabul etmiş, manasını ifade etmiş. Hastalık o yüzden o zaman kötü değil, manasını ifade ettikten sonra sabır imtihanı bitmiş, arkasından daha büyük imtihan olan şükür imtihanı geliyor. Kemale afiyetini ihsan edip enva merhametine mahzar eylemiş. Ya dünya cennet değil, dünya ebedi değil, burası darul hizmet, darul ücret değil, burası darul elem. O yüzden burada musibetler ve hastalıklarla, belalarla bazen sabır imtihanı gelir. Allah önce sabır imtihanı yapar. O sabır imtihanında kul aczini ve fakirliğini idrak edip dergah-ı ilahi firar edip Rabbim medet der, kurtar beni. Boynunu büker, kulluğunu idrak eder, firavunluğu kırılır. Nefsin Allah'a karşı olan edepsizliği gider, eğer imanı varsa. Sonra o sabır imtihanında kalp güçlenir, ruh güçlenir, dergah-ı ilahiye gitme yolları açılır. Acizlik ve fakirliğin ne kadar güzel bir tezkere olduğunu, en büyük musibet gözüken acizlik ve fakirliğin aslında en büyük dergah-ı ilahiye götüren nimet olduğu idrak edilir. Arkasından sürekli olmaz bu. Gece sürekli bir gece yoktur. Sürekli bir kış olmaz. Daima bir surette devri daimi vardır, yeniden ve yeniye. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasında doğrusal yoktur. Efendimizin ifade buyurduğu gibi aleyhissalatü vesselam, Allah'ın yükseltmediği hiçbir şey yoktur ki alçaltmasın. Arkasından hemen daha büyük bir imtihan olan şükür imtihanı gelir. Sabır imtihanında diyor kaybeden az olur, ama şükür imtihanında nimetler sağanak sağanak yağmaya başladığı zaman, işte o zaman Rabbi unuttuğu zaman insan unutursa, işte asıl musibet odur. Dine gelen musibettir. Ve gerçekten o zaman o nimetler sağanak sağanak yağmaya başladığı zaman eğer Allah unutulur, şükür imtihanıyla Allah'a eğer iltica ve firar edilip de o nimetleri veren mün'im bulunup o sabır imtihanındaki o musibetleri de düşünüp onu da ona katlayarak veya katarak daha geniş bir dairede hamd dairesine girilmezse o şükür imtihanında çoğu insan kaybeder. Çünkü şükür imtihanında Allah'a amidi yükselmesi gerekirken kendi nefsine verebilir. Ve onu kendinden bilebilir. Buralara ben bu irademle geldim diyebilir. Ve mahvolur gider. Rabbim böyle bir akibetten hepimizi muhafaza etsin inşallah.